İstanbul'da iddia ediyorum birinci parti olacağız biz. Ben sizi tanıyorum. Ben bizi tanıyorum. 2019 Haziran ayında Antalya'da parlamenter sisteme iyileştirilmiş, güçlendirilmiş demiştik adını. Parlamenter sisteme geçeceğiz inşallah dedik. O gün onu dediğimiz zaman ben söyledim, beraberce kararlaştırdık. O zaman hatırlayın, anket sahipleri, anket şirketleri parlamenter sistem adına soru sormuyorlardı. Yani bu ucube sistemin ilelebet devam edeceğine dair bir kanaat oluşturmuştuk. Şimdi bunu özel olarak anlatıyorum. Çok güçlüsünüz, çok güçlüyüz. Bu gücün farkında olmak gerekiyor. Bunu anladığımız zaman Türkiye'de de birinci parti, İstanbul'da da birinci parti olacağız biz. Ve bakın, bir vaka analizi olarak hatırlatıyorum. İlk defa söyledim. Sonra tekrar tekrar etmeye başladınız. Sonra arkadaşlarıma dedim ki biz bunu bir çalışalım. Aradan 4 ay geçti. Anket şirketleri parlamenter sisteme dönülsün mü, geçilsin mi, bu ucube sistemde kalınsın mı diye soru sormaya başladılar. Bunu duyuran, bunu tartıştıran biziz. Sadece İyi Parti. Sonra bu anket şirketlerinin sorularında iyileştirilmiş, güçlendirilmiş adını verdiğimiz bu sistem öne çıkmaya başladı. Ve bütün muhalefette yer alan siyasi partiler parlamenter sisteme dair çalışmalar yapmaya başladı. Bu arada Millet İttifakı genişledi ve altılı masa ortaya çıktı. Altılı masada bir araya gelindi. Bütün siyasi partilerin yaptığı çalışmalar birleştirildi ve altılı masada genel başkanların, genel başkan yardımcılarının oluşturduğu o metin bizim partimizde GİK'ten geçti, milletvekillerinden geçti, il başkanlarından geçti. Hepimiz en ince teferruatıyla tartıştık, onayladık ve sonuç olarak o tek metin partimizin de kararı olarak bu altılı masanın sonucu olarak 28 Şubat günü kamuoyuyla paylaşıldı. Yıl 2019 Antalya Haziran ayı. Yıl 2022 28 Şubat. 3 yılın sonunda 6 siyasi partinin, muhalefette bulunan 6 siyasi partinin tamamının onayıyla, ortaklaşmasıyla, fikirlerinin birleşmesiyle, önerilerinin birleşmesiyle eğer teyit ve imza altına alınmışsa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, bunun anlamı şudur: siz isterseniz, siz inanırsanız, bu salonu şereflendiren ey iyi ve cesur insanlar, siz isterseniz birinci parti olmak İstanbul'da, Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır. Unutulmuş bir kavramı hatırlatıp vatandaşımızı, milletimizi ikna edip ve onun üzerinde ortaklaştık. Bunun ne olduğunu idrak ettiğimiz gün, gerçekten inanarak söylüyorum, bu ülkeyi yönetme ehliyeti bizde var. Bu ülkeyi yönetme hakkını, bu ülkeyi yönetme yetkisini, görevini de bu aziz millet bize verecektir. Ama
çalışmak zorundayız. İster bir yıl sonra, ister daha önce yapılacak bir seçime kadar çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundayız. Ve bu ucube sistemden, bu istibdat sisteminden eğer ülkemizi kurtarmak istiyorsak çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundayız. Yorulmamak durumundayız. Yılmamak, yıkılmamak mecburiyetindeyiz. Ve eğer bu ucube sistemi de alıp gidecekler diyorsak ki diyoruz, bu irade bizde var. Bu irade bizde var ve aynı şekilde geldikleri gibi sandıkta geldiler, sandıkta gidecekler. Hep zorlu işler bize düşer. Bu salonu şereflendiren her birinizin birçoğunuzu çok uzun zamandır tanıyorum. Ne yapalım? Allah, Cenab-ı Hak işte kaldırabildiği oranda kullarına yük yüklüyor. Bu salondaki herkesin omuzundaki yük de tonluk bir yük. Ama Allah'ın izniyle o tonluk yükü tek kolumuzla kaldıracağımıza inanıyorum. Cenab-ı Hak bizleri mahcup etmesin. Çalışmamızda bir yılın sonunda bu çalışmamızın neticesinde bu ülkenin, bu aziz milletin helal oylarıyla inşallah birinci parti çıkacağız. Ve ben de o iktidarın hak edilmiş, pazarlık pazarlık yok, hak edilmiş, birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah. Şimdi çok teşekkür ederim. Ama bir de şöyle bir şey var. Kurulduğumuz günden beri tuzak üzerine tuzak, iftira üstüne iftira, engel üstüne engel, çengel üstüne çengelle karşılaştık. Vız geldi, tırıs gitti. Dolayısıyla bundan sonra daha da çoğalacak. Bundan sonra daha da çoğalacak. Ama değil mi ki biz İstanbul'da 100.000 üyemiz var. Değil mi İstanbul'da 32.000 sandık görevlimiz eğitilmiş. Türkiye genelinde değil mi ki biz 600.000 üyeye doğru gidiyoruz. Bundan sonraki engeller, çengeller, tuzaklar, onlar, bunlar hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Birinci parti çıkacağız her şehirde ve Türkiye genelinde birinci parti. 2, seçime hazır ve nazır olacağız. 3, seçmenin oyunu namusumuz bileceğiz, namusumuz. O sandığa atılan oyun, oya halel getirtmeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, şimdi iktidar envai çeşit bir şeyler yayıyor. Mızıkçılık yapmak için, cilleklik yapmak için her şeyi yapıyor. Vay efendim, seçim bitti. Efendim, seçimi de kaybetti. Muhterem yerinden kalkmayacakmış. Soru soruyor, ne yapacaksınız? Hele alalım da görürsünüz. 2, bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Kendileri yayıyorlar. Efendim, seçim yapılmazmış. Seçim yapılacak efendiler. Seçim yapılacak efendiler. Bu ülkenin, bu milletin, bu memleketin insanlarına, milli iradeye el uzatanın başına neler geldiğini daha yakın zamanda İstanbul'da ikinci seçimde İstanbullu belediye seçimlerinde gösterdi. Dolayısıyla biz haktan yana,
hakikatten yana, cesur olarak, milletimizin kullandığı oyları namusumuz bilerek, namusumuza emanet olarak kabul edip, sandık başında da seçim süresi içerisinde o sandıktaki oylar açılıp ıslak imzalar, ıslak imzalı tutanaklar alınıncaya kadar orada beklemek suretiyle üzerimize düşeni yerine getireceğimize buradan sizin adınıza, herkes adına, hepimiz adına ben söz veriyorum aziz milletime. Siz de aynı noktada olacaksınız, ben onu biliyorum. Şimdi onlar düşünsün. Biz kararlıyız, şimdi onlar düşünsün. Kavga çıkarmak isteyecekler, uymayacaksınız. Kutuplaştırmak isteyecekler, uymayacaksınız. Birbirimizin karşısına dikip iftiralarla bizim ayaklarımıza pranga kurmaya çalışacaklar, uymayacaksınız. Biz hedefe ayarlı bir ok gibi o hedefe, seçim gününe ve İYİ Parti'yi birinci parti etmek üzere çalışmaya odaklı olacağız. Aranızda olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duydum. Yeni üyelerimize sesleniyorum. İYİ Parti'nin, İYİ Parti ailesinin mensuplarısınız. Rozetlerinizi ister yakanızda, ister cebinizde, ister çantanızda taşıyınız. Ama o rozetler sizin kimliğinizdir. Bu partinin mensubu olarak, İYİ Parti'nin mensupları olarak bulunduğunuz her yerde, ey 100.000 kişilik kardeşim, her yerde partimizin politikalarını, iddialarını anlatacaksınız. Bulunduğunuz her yerde partimizi savunacaksınız. İftiraların karşısında iftiraların işlemesine müsaade etmeyeceksiniz. Sizlere olan inancımla bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duydum, büyük bir şeref duydum. Allah her birinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bugünün bu saatinde burada olmak büyük bir vebaldir. Allah hiçbirimizi milletimize karşı mahcup etmesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.